İçer TV'ye ve İçer gündemine hoş geldiniz efendim. Mersin'de yaşanılanlarla birlikteyiz. Değerli seyirciler, bir şehidimiz daha var. Tarsuslu 30 yaşındaki polis memuru Tunceli'de görevdeydi. Göreve gidiyordu. İçinde bulunduğu zırhlı araç kaza yapınca ağır yaralandı. Tunceli'de hastaneye kaldırılarak ilk tedavisi yapıldı. Sonrasında helikopterle Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ama bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Tunceli'de görev yapan Tarsuslu polis memuru Murat Küpeli, içinde bulunduğu zırhlı polis aracının devrilmesi sonucunda ağır yara aldı. Küpeli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İki gün önce Tunceli kent merkezinde nöbet değişimi için seyir halinde bulunan Chauvelin tipi zırhlı araç aniden önüne çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada biri ağır olmak üzere iki polis memuru yaralandı. Kazada zırhlı araç içerisinde bulunan polislerden durumu ağır olan Tarsuslu Murat Küpeli ve hafif yaralı polis memuru Erkut Kökçü, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı iki polis memuru Küpeli ve Kökçü helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 30 yaşındaki Murat Küpeli, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru Murat Küpeli geçen ayda çocuğunu kaybetmişti değerli seyirciler. Ve Tarsuslu polis şehit Murat Küpeli için yarın Tarsus'ta Ulu Cami'de kılınacak olan cenaze namazı sonrasında tören düzenlenecek ve Tarsus şehitliğinde toprağa verilecek. Değerli seyirciler, Akdeniz Belediyesi Nisan ayı olan meclis toplantısını gerçekleştirdi ve bu toplantıda da yeni dönemde görev alacak olan belediye meclisinde, Akdeniz Belediye Meclisi'nde çeşitli konularda ve komisyonlarda görev alacak kişiler de belirlendi. Akdeniz Belediye Meclisi Nisan ayı olan toplantısını gerçekleştirdi. 2015 yılı faaliyet raporunun görüşülerek oy birliğince kabul edildiği mecliste yeni dönem için meclis başkan vekili, meclis katibi ve ihtisas komisyonu üyeliklerinin de seçimleri gerçekleştirildi. Akdeniz Belediyesi konferans salonunda yapılan toplantıya Akdeniz Belediyesi eş başkanı Fazıl Türk başkanlık etti. Açılış ve yoklamanın ardından bir önceki birleşim tutanakları özetle okunarak kabul edildi. Meclis başkan vekillerinin seçiminde birinci başkan vekilliğine Sebahat Genç Tarihçebe, ikinci başkan vekilliğine de Hasan Tüzün bir sonraki yerel seçimlere kadar görev yapmak üzere göreve seçildiler. Gündemin 12. maddesinde bulunan belediye başkanlık makamı yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi esnasında meclise başkanlık eden Akdeniz Belediyesi eş başkanı Fazıl Türk yerini başkan vekilliğine seçilen Sebahat Genç Tarih Cebe'ye devretti. Bu gündem maddesinde meclise başkanlık eden Sebahat Genç Tarih Cebe faaliyet raporu hakkındaki görüşlerini paylaşmak üzere Fazıl Türk'e söz verdi. Eş başkan Türk, kısıtlı imkanlarla verimli bir dönem geçirdiklerini dile getirdi ve emeği geçen başta meclis üyesi olmak üzere tüm Akdeniz Belediyesi personeline teşekkür etti. Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen faaliyet raporu gündem maddesinin ardından memur, iptal ve ihtisas cetvellerine ilişkin teklifler görüşülerek kabul edildi. Bu bölümün ardından bir sonraki meclis toplantısının 2 Mayıs Pazartesi günü saat 11'de yapılmasına karar verildi ve meclis toplantısı sona erdi. Mersin'de Akdeniz ilçesinde bir pamuk deposunda yangın çıktı ve çok büyük maddi hasar meydana geldi efendim. Akdeniz ilçesinde özel bir şirkete ait pamuk deposunda yangın çıktı. 2 numaralı depoda çıkan yangın kısa sürede diğer depolara da sıçradı. Alev topuna dönen pamuk deposundaki yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 2500 ton pamuğun olduğu bildirilen depodaki yangın söndürme çalışmalarına 20 yangın söndürme aracı, 7 iş makinesi ve çok sayıda personel
müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği yangın söndürme çalışmaları sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Sabah saatlerinde kontrol altına alınabilen ve soğutma çalışmaları hala devam eden yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ancak milyonlarca lira maddi zarar meydana geldi. Yangından kurtarılan pamuklar iş makineleriyle deponun dışına çıkartıldı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri üzerine çinko düşmesine rağmen kalkıp yeniden görevine devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar hala devam ediyor efendim. Değerli seyirciler, Mersin'in Yenişehir ilçesinde de kırsal kesimde bir ağılda yangın çıktı. Bu yangında da ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar oluştu. Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Çavak mahallesinde bulunan Muhsine Bayram'a ait olan ağılda yangın meydana geldi. Ağılda demir doğrama ve kaynak çalışmalarının yapıldığı esnada meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Mersin İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve Toroslar Grup Amirliği'nce hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunulan yangın, bitişik nizamda olan konut alanına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın alanından çıkartılan piknik tüpünün erken müdahale sonucu patlamaması olası bir faciayı önledi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Hatırlayacaksınız, Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Mersin'de ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve tamamı bağışlarla, yardımlarla yapılacak olan Alzheimer Yaşlı Bakım Merkezi'ne destek sağlamak amacıyla bir defile düzenlemişti ve bu defileye Türkiye ve dünya tarafından bilinen ünlü ve saygın modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal katılmışlardı ve çizimlerini, kreasyonlarını Mersinlilere sunmuşlardı. İşte bu ünlü modacılar Mezitli Belediyesi'nin konuğu oldular ve Mezitli Belediyesi Down Cafe'de tantuni yediler ve tantuni yaptılar. 2023'e Hikayeler serisinin 25. bölümünün Türkiye galasını Mersin'de gerçekleştiren modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, Mersin'de, Mezitli'de, Down Cafe'de tezgah başına geçerek tantuni yaptı. Evet. Başkanım, onu yer misiniz? Nasıl? Güzel mi? İyiyim başkanım. Evet, kendi elinizden. Barbaros Bey. Kendi elinizde yaptınız. Ya bir dakika. Nasıl Barbaros Bey? Oldu mu mesela? Oldu başkanım. Oldu. Çok ara yapalım o başkanım. O sarsın, ben dikeyim bak. Herkes kendi işini yapsın. Başkan çalışsın, o bizi doyursun, evet. Ben de giydireyim. Ki başkanın yaptığı güzel yollarda yürüyelim. Peki nasıl efendim, sağ olun. Peki efendim, Mersin tantunisini nasıl buldunuz? İmran, yiyince söyleyeceğim birazdan. Sanat yaşamının 50. yılı kapsamında beğeniyle sunulan defilesinin ardından soluğu Mezitli Belediyesi tarafından açılan Down Cafe'de alan Mayruk ve Şansal, kafede çalışan Down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenerek tantuni yedi. Aynen. Evet. Kaçtan daha sen? Benimki biraz bol olsun. Bol olsun. Bol olsun. Biraz daha ucuna boş bırakmayalım. Peki. Bülent! Yaptığınız tantuni zevkle yenilecek bir tantuni. Saralım mı? O da sara bak. Ben sizin adını da sarayım. O kumaş sara. Yufka saramaz o. Ancak. Arkadaşlar. Yıldırım babanın yaptığı yemeği yemek isteyen. Hayatımda yediğim en güzel şeylerden birisi. Oo. Tavsiye eder misiniz efendim, gel? Yemeyen düşman olacak. O ne? Bu suyumuz. Tantuni, ben daha önce tantuni diye bir şey yedim ama bu değildi, burada değil. İlk defa Mersin'e geliyorum. Zaten bugün kalış sebebimiz tantuni yemek içindi. Bize bunu ikram ettiler. Nasıl Ender
yediğim tatlardan bir tanesi. Ben çok fazla et sevmiyorum. Ben bütün şey iki tane yedim. Keşke yer olsaydı bir iki tane daha yeseydim. Türkiye'nin tanınmış moda sanatkarlarından, sanatçılarından hatta uluslararası üne sahip olan Sayın Yıldırım Mayruk Beyefendi ve Barbaros Şansal Beyefendi'yi burada ağırladık. Kendiler Down Sendrom Kafede, Down Sendromlu arkadaşlarımızla birlikte oldular. Ve yine Mezitli'mizin esnaflarından yapılan Tantuni'den de kendi elleriyle yaptılar ve tad aldılar ve çok mutlu oldular. Değerli seyirciler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her yıl binlerce öğrenciye burs veriyor. İşte bu bursları daha da çoğaltmak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği korosu bir konser verdi. Mersin'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öğrencilere burs sağlamak için kurduğu ve her meslekten yaşları 30 ile 70 arasındaki koristlerin yer aldığı Çağdaş Koro yardım amaçlı konser verdi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde 1500 kişilik salon doldu. Salonda bulunanlara hitap eden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Gülten Kolbaşı, Türkiye'de yaşanan ağır sorunların altında toplumun her kesiminin ezildiğini belirterek, her gün anaların yüreğine düşen şehit haberleri devam ediyor. Ülkenin bazı il ve ilçelerinde sokağa çıkma yasağı devam ederken, kadına şiddet hızını kesmeden, savaş politikalarının sonucu olarak Suriyeli kadınlar göçe zorlanıyorken, göç yollarında tecavüz edilirken, köle gibi alınıp satılan çocuk ve kadın pazarları kurulurken, çocukların körpecik bedenleri sahile vururken, acil barıştan başka ne isteyebiliriz ki dedi. Konuşmanın ardından Şef Süheyla Kolbaşı yönetimindeki koro konser verdi. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Mersin'in Toroslar ilçesi Çavuşlu mahallesinde eskiyen su borularını yenilemek için büyük bir çalışma başlattı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Toroslar ilçesi Çavuşlu mahallesinde içme suyu şebeke hattında yenileme çalışmalarına başladı. MESKİ Genel Müdürü Turgut Aybak yapmış olduğu açıklamada, belediye sınırları içerisinde içme suyu şebekesi yenilemesine ihtiyaç duyulan bölgelerin tespit edilerek proje çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Mahallede içme suyu şebekesi sorunlarının giderilmesi için kullanılan içme suyu borularını daha uzun ömürlü polietilen borularla değiştirmeye başladıklarını belirten Aybak şunları kaydetti. Mahallemizde içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi çalışmalarında muhtelif çaplarda 22.530 metre yeni içme suyu şebekesi döşenecek olup 1150 adet abone bağlantısı yenilenecek. Herhangi bir yangın olayı karşısında daha hızlı yangına müdahale edilebilmesi için mahallenin çeşitli noktalarına yangın hidratları ve vanalar koyulacak. Ağustos ayı içerisinde tamamlanacak olan çalışmalarla mahallemiz daha sağlıklı ve kaliteli bir içme suyuna kavuşacak dedi. Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Ümit Özat bugün bir basın toplantısı düzenleyecekti ancak bu basın toplantısını iptal etti. Ümit Özat dün antrenman sonrasında Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gazetecilerin sorularını cevaplandırırken dikkate değer açıklamalarda bulundu. Mersin İdman Yurdu pazar günü oynayacağı Gençler Birliği maçı hazırlıklarına başladı. Macit Özcan Spor Tesislerinde teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı lacivertliler ardından istasyon çalışması yaptı. Kondisyon ağırlıklı çalışmayla idmana devam eden Mersin İdman Yurdu futbolcuları şut çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana ülkesinde bulunan Wellington katılmazken Wellington'ın önümüzdeki gün Mersin'e geleceği ifade edildi. Antrenman öncesi teknik direktör Ümit Özat dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bütün maçı izlediniz. Klasik yine pozisyon vermeden 3-0. 2 tane ceza sahası dışından gol, 1 tane penaltı. 1-0'dan sonra 2 tane net pozisyon var. Biri Sinan'ın bacağının arasından kaçırdığı kalenin dibinden.
Biri Eren'in penaltı noktasından şut atmayı pas düşündüğü pozisyon. Üstüne üstlük de hafta içi yaşananlar var. Dolayısıyla kazanmaya hak edecek hiçbir şey yapmadık. O maçtan herkes bir ders çıkarmalı. Hepimiz bir ders çıkartmalıyız. Tabii onları çok sevmekle beraber, haklı görmekle beraber de, haklı olduklarına inanmakla beraber de antrenmana çıkmamanın kimseye getireceği bir faydanın olmadığını bilmeler lazım. Çünkü vücut insan futbolcunun sermayesi. Antrenmana çıkmayarak kime zarar veriyorsunuz? Kendinize zarar veriyorsunuz. Kimseye zarar vermiyorsunuz. Bugün Ankara Gücü Kulübü'nde bir sürü oyuncunun alacağı var. Ankara Gücü Kulübü düşmeseydi oyuncular alacaklarını alır mıydı? Alırdı. Mersin İtmerli düşerse, daha kötü günlere giderse hiç kimse buradan alacağını alamaz. Hiç kimse alamaz. Dolayısıyla bizler bugün varız, yarın yokuz. Ama hani 2-3 yıldır bu sıkıntılar yaşanmış da 6 maç katlanmamak tabii belki bardağı taşıran son damla ama hakikaten mevcut yönetimdeki insanların ben neler yapmaya çalıştığını biliyorum. Hangi şartlarda burada görev yapmaya çalıştığını biliyorum. Para bulmak için neler yapmaya çalıştığını biliyorum. Bunu bildiğim için bir söz verirlerse de yerine getirebildikleri bir söz verdiklerini biliyorum. Onun dışında bir söz vermek istemediklerini biliyorum. Haklılar, onlara da saygı duyuyorum. Dolayısıyla oyuncunun da bunu bilmesi lazım. Yani şimdi aslında bunu sadece bu bizim futbol, bizim takımımızın problemi değil, Türk futbolunun problemi. Oyuncuların bütün takımlarda bunlar var. Duyuyoruz işte 7 hafta kala oyuncu mukavelesini feshediyor. Ya arkadaş niye feshedersin mukaveleni? Ne olacak? 7 hafta gidip nerede oturacaksın? Kafede mi oturacaksın? Spor salonunda mı çalıştıracaksın? Çalışacaksın. Ne yapacaksın? Yani 7 hafta takım antrenmanı yapmamak, 7 hafta maça çıkmamak, yüzmüşsün kuyruğuna gelmişsin. Ya bu futbolcularda, bu nesil futbolcularda bir tuhaflık var. Nedir o? Ya menajerlerinde bir anormallik var, ya yanlarındaki arkadaşlarında bir anormallik var. Yani bunlara birilerinin doğru örnek olması lazım, doğruları söylemesi lazım. Ya arkadaş yani bizim için değil, 6-7 hafta kala bir oyuncu mukavelesini niye fesheder ya eğer oynuyorsa? Ya oyuna 6-7 hafta sonra nereye gidiyorsan öyle git, hem takımına katkıda bulun hem kendine katkıda bulun. Yani tuhaf bir profesyonellik anlayışı var. Yani haklılıklarını haksız hale getiriyorlar, o insanı üzüyor. Onun dışında çok da söyleyecek bir şey yok çünkü geçen haftayı çok sağlıklı geçirmedik, bu gerçek. Bazı yakıştırma yapmak istemiyorum aslında, bana yakışmıyor. Çok da kavganın içinde yer almak istemiyorum. Bütün Mersin İtme Ordu yapısının içerisinde, profesyonel yapının içerisinde para almadan çalışan tek adam benim. Bakın, para almadan çalışan tek adam benim. Artık bunu nereye yorarsanız yorun. Taraftarlık almak değildir, vermektir. Taraftarlık iyi günde kötü günde takıma destek olmaktır. Onun için yine hiç önemli değil. Bana bağırsınlar. Ben alışığım. Ama kulüp bu taraftarınsa taraftar maça gelecek. 2400 kişiyle bu takım ligde kalmaz. Onun için herkes başını önüne yiyecek. Biz bugün varız, yarın yokuz. Kimse Ümit Özat, Mersin İkmal Ödü'nü küme düşürdü diyemez. Hele bu saatten sonra hiç diyemez. Ben 10. hafta gelseydim şimdi 7.ydim ben. Çok net söylüyorum. Ne olmuş ki bu takım 17 maçta 10 puan toplamış, disiplinsiz değil de 9 maçta 11 puan toplanınca mı bu takım disiplinsiz oldu? He? Mersin İtmerli tarihinde, bakın teneffüste oynadığı maçı anlatıyor Gökhan. Lise son oyuncusu Gökhan Süper Lig'de ilk maçına çıktı. Kim oynattı Mersin İtmerli tarihinde? Tabii Ümit Özat'ın yapmış olduğu açıklamalara Mersin Spor camiasından, Mersin Spor gazetelerinden de ciddi tepkiler var değerli seyirciler. Tepkilere de yer vereceğiz ilerleyen saatlerde programlarımızda efendim. Ve değerli seyirciler, diğer bir spor dalı güreşe gelelim. Okullar arası güreş müsabakalarında Kırşehir'de düzenlenen turnuvada Mersin Spor Eğitim Merkezi güreşçileri madalyayla, dereceyle döndüler ve Türkiye Şampiyonası'na katılmayı elde ettiler. Okullar arası Yıldız Erkekler Güreş Grup Müsabakalarına katılan 5 Mersin Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu dereceyle döndü. 25-27 Mart 2016 tarihleri arasında Türkiye Okul Sporları Faaliyet Programı'nda yer alan Kırşehir Aşıkpaşa Spor Salonu'nda yapılan Okullar Arası Yıldız Erkekler Güreş Grup Müsabakalarına Mersin SEM antrenörlerinden Duran Kaşten idaresinde katılan 5 güreşçi 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülükle döndü. Kırşehir'in ev sahipliğinde düzenlenen
17 ilden ve 280'e yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda başarılı sonuçlar alan Mersinli sporcular Hamza Zopalı 35 kilogramda, Eren Duran 47 kiloda, Yunus Çiftçi 53 kiloda birincilik alırlarken Hüseyin Kaşten 42 kiloda ikincilik ve Hasan Efe Göke 32 kiloda üçüncülük elde ederek turnuvadan başarılı bir şekilde Mersin'e döndü. Alınan bu sonuçların ardından Mersin Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri 6-8 Mayıs 2016 tarihlerinde Kayseri'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Mersin'de yaşanan gelişmeleri aktardık. Peki Türkiye'de son saatlerde neler oldu? Bakalım efendim. Mardin Nusaybin'de şehit olan askerlerimizin acı haberleri baba ocaklarına ulaştı. Şehitlerin mahalleleri Türk bayraklarıyla donatılırken acılı aileler yakınlarını teselli etti. Şehitler Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Yaşar Yavaş için tören düzenlendi. Birçok askeri yetkilinin katıldığı törende gözyaşları sel olurken şehit dualar eşliğinde Ankara'ya uğurlandı. Öte yandan geçen hafta Diyarbakır'daki saldırıda ağır yaralanan komiser yardımcısı Tamer Aktaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Davutoğlu geçen haftaki Diyarbakır ziyaretine değindi. Davutoğlu PKK, paralel ve Asala'nın birbirinden farklı olmadığını söyledi. Terörle mücadelenin devam edeceğini belirtti. Mecliste grup toplantısı olan partilerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tüm avukatların Avukatlar Günü'nü kutladı ve polis haftasına istinaden de polislere seslendi. Partisinin grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde terör ve Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşananlar vardı. Teröre Türkiye'nin geçit vermeyeceğini söyleyen Bahçeli, Karabağ'ın Kars kadar Türk olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanlığı operasyonların devam ettiği Nusaybin'de duvarlara tuzaklanmış patlayıcıların imha anıyla operasyon yapılan alanlarda mahsur kalan bebekli bir ailenin tahliye edilmesinin fotoğraflarını yayınladı. Öte yandan Türk F-16'lar Kandil'de bir kez daha hava harekatı düzenledi. Terör örgütü hedefleri tam isabetle vuruldu. Ve yerel gazetelerimize de göz atalım. Hangi konular yerel günlük gazetelerde veriliyor okuyucuya ne şekilde? Ve ilk olarak bakacağımız gazete ise değerli seyirciler Akdeniz Gazetesi. Akdeniz Gazetesi birinci sayfasında haddini bil başlığını atıyor ve şöyle diyor. Kuyucuoğlu'nun CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun açıklamalarına sert bir şekilde tepki veren Başkan Kocamaz ateş püskürdü. Haddini bil dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz düzenlediği basın toplantısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini eleştiren CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'na sert sözlerle yanıt verdi. Kuyucuoğlu'na 15 yıllık Macit Özcan dönemini hatırlatan Kocamaz, Tarsus'ta SHP, Mersin'de CHP, yıllardır siz yönetimdeydiniz. Adama sorarlar, siz bu Mersin'e ne verdiniz? 15 yıllık yönetiminizde Mersin maalesef irtifa kaybetti. Haddini bil ve çizmeyi aşma. Yapabiliyorsan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevini yap ve konu mankeni olma dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Kuyucuoğlu'na vermiş olduğu cevapta efendim. Ve diğer bir gazete hakimiyete geldiğimizde hakimiyet yargı siyasallaşmıştır başlığını atıyor. Ve Mersin Barosu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlediği törene ayrıntılarıyla yer vermekle birlikte Hakimiyet Gazetesi aynı zamanda Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen'in günün anısına, günün onuruna yapmış olduğu konuşmada değindiği noktalara da yer veriyor ayrıntılarıyla gazete efendim. Ve geldiğimizde Mersin Gazetesi'ne, Mersin Gazetesi KDV beyannamesinde yapılan değişikliğe tepki başlığını atıyor. Mesleğe yeni yük getirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın KDV beyannamesinde yapılan değişiklikle belge bilgileri bölümünü ekleyerek fatura, e-fatura, perakende satış fişi, irsaliye faturası gibi belgelerin sayılarının istenmesine Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'ndan tepki geldi.
Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Oda Başkanı Faruk Tokgöz, ne amaçla istenildiği belli olmayan bu bilgilerle meslek mensuplarına yeni bir yük bindirildiğini söyledi, diyor Mersin Gazetesi efendim. Mersin Gazetesi'nden Çukurova'ya geldiğimizde Avukatlar Günü'ne ve Avukatlar Günü dolayısıyla Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen'in yapmış olduğu açıklamalar Çukurova Gazetesi'nde ayrıntılarıyla yer alıyor. Çukurova'dan Haberci'ye geldiğimizde Haberci Gazetesi vekalet koltuğu başlığını atıyor ve diyor ki Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü neden vekaleten yönetiliyor? Siyasi kaygıların bu koltuğu boş bıraktığı iddiaları doğru mu, diyor ve uzunca bir süredir müdür atanmadığı, vekaletle yönetildiğini belirtiyor Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Haberci Gazetesi efendim. Haberci'den Yeni Güney'e geldiğimizde başlık şu: kanserle mücadelede başarı. Mersin Devlet Hastanesi'nde bölgenin tek tıbbi cihazı olarak hizmet veren ve kanser tedavisinde hayati öneme sahip PET-BT cihazıyla tedavide yüksek başarı oranı elde ediliyor, diyor ve Mersin Devlet Hastanesi'nin başarılarına yer veriyor gazete. Yerel gazetelerdeki haber turumuzu da sona erdirerek bugün de İçer gündemini burada noktalıyoruz. Ayrıntılar İçer TV ekranlarında. Bizde kalın, hoşça kalın efendim.